Ne yapıyorsunuz lan? Hep de aynı giriş. Galiba sevdiniz bu bahçe sohbetlerini falan. Ben çayımı aldım arkadaşlar. Siz de bir çayınızı, çorbanızı alın. Böyle yemek yiyorsanız da böyle hiç kurcalamayın. Arkaya doğru bir yaslanın. Twitch muhabbeti, bir de kick muhabbetleri var. Onlar hakkında biraz konuşacağım. Çayımı içerken muhabbet edeceğiz. Şimdi bu Twitch ile kick Türkiye'den yasaklandı biliyorsunuz. Twitter'da da bayağı bir muhabbetler dönüyor. Adamlar işsiz kaldı. Bir taraf diyor, oh iyi oldu. İşte bu yayıncıyı sevmiyordum. Battı, güzel oldu falan, böyle haterlar falan yazıyor. Diğer taraf yasağın haksız olduğunu düşünüyor. Benim düşüncem tam anlamıyla arkadaşlar, yani yasakları tabii ki sevmiyoruz ama şimdi şöyle de bir şey var. Yani kumar kısmına ben ciddi anlamda zaten karşıyım. Yani bunun olmaması gerekiyor. Yani bir şekilde bunun bir yasal düzenlemesi olması gerekiyor. Açıkçası kumar, kumara özendirme, o tarz şeyleri yasaklamaları yerinde olmuş. Ama bu neden şimdi yapılıyor ve özellikle Kick'in ve Twitch'in birbiriyle böyle çocuk gibi dalaşmasına ben ağır tav oldum. Biraz ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Böyle Twitter'da işte Kick'in Türkiye sorumlusu gülücük atıyor, böyle kahkaha atıyor falan, bir şeyler paylaşıyor. Twitch gidiyor, abi Kick'i işte bu böyle yapıyor diye şikayet ediyormuş falan, böyle söylentiler falan var. Ve sonuç olarak ikisi de Türkiye'den ban yiyor. Yani ban yiyor diyorum. Şöyle bir video çekmiştim, hatırlıyor musunuz? Twitch'ten banlanmıştım. O videoyu izlerseniz şu an konuşacağım muhabbeti çok daha iyi anlarsınız. Bundan yaklaşık birkaç ay önce beni de banladı Twitch. Ama neden banlandığımı bilmiyorum. İşte böyle nefret söylemidir, bilmem nedir, zarttır zurttur. Gerekçe göstermiş. Standart bir mail atıyorlar biliyorsunuz. Ve bu mail üzerinden işte kanalınız nefret söylemi bilmem ne. Nefret söylemi de yani senin topluluk şartlarındaki neye uymamışım ve bana hangi dakikada uyumadığımı gösterir misin diye karşı mail attım. Bana gelen cevap belliydi. O videoda hepsini anlattım zaten. O videoyu izlerseniz buradaki düşüncelerimi daha net anlarsınız. Twitch kardeş, demek ki böyle oluyormuş değil mi? Böyle bir anda ban yiyorsun ama neden yediğini bilmiyorsun. 10 senedir, 15 senedir o işi yapıyorsun ki şu an yasaklanmanı gerektirecek bir şey. Ama 10-15 yıldır hiçbir şey olmuyor ve günün birinde kickle birbirinize giriyorsunuz falan, sonra böyle bir şey oluyor. Yani yaşadığım duygunun aynısını şu an Twitch'te yaşıyor maalesef. Şimdi işin şey kısmına gelelim, yasaklama kısmına gelelim. Tabii ki bir düzenleme olmalı. Yani özellikle bu kumarla alakalı, ne bileyim, daha farklı şeyler var internette. Hani insanların ciddi anlamda sıkıntı çektiği, sıkıntılı bir ortama düşürecek farklı içerikler var. İşte kumar da bunlardan biri. Yani birçok şey var gerçi de. Ama neden şu an yasaklanıyor? Çünkü Kick'le birbirlerine giriyorlar. O onu şikayet ediyor, bu bunu şikayet ediyor. Bildiğin tam olarak, bunu Twitter'da da paylaşmıştım, filler olan çimenlere olur abi. Çimenler ezilir. O çimenler de biz oluyoruz tabii ki. Yani iki tane fil birbiriyle kapışıyor. Arada çimenler gidiyor. Ya şimdi açık söyleyeyim. Hani Twitch'te her yayıncıyı sevmek zorunda değilsin. Benim de mesela çok sevmediğim yayıncılar var. Bilmem neler var. Ama bunlar için iyi olmuş demek bence bana biraz da böyle aşırı nefret hissi gibi geliyor ya. Ya mesela A kişisini sevmiyorsun ama B kişisini takip ediyorsun veya izliyorsun. Bu arada ben Twitch'te yayın yapıyorum ama öyle hani bana böyle Twitch yayıncısı denmesi bir tık doğru olmayabilir ya. Ben kendimi hiçbir zaman Twitch yayıncısı olarak görmedim. Yani YouTuber olarak gördüm. Orada da yayınlarımız var. Hatta bu muhabbetleri orada da yapıyordum ben uzun zamandır. Siz tabii YouTube video formatında daha çok sevdiniz, istiyorsunuz ama bu içerikleri, yani bunun yayın versiyonunu ben zaten yapıyordum Twitch'te. Orada da bir 141 bin takipçimiz birikti. Bu arada takip edin, arada Twitch yayınları yapıyorum, eğer Twitch açılırsa tabii. Şu an Twitch kapalı. Neyse, şimdi insanlar o işten para kazanıyorlar, vergi ödüyorlar. Yani bir şekilde geçimlerini falan oradan sağlıyorlar. Yani kendim için konuşmuyorum tabii de. Ben çünkü geçimimi Twitch'ten sağlamıyorum. Ama bunu ciddi ciddi iş olarak yapan insanlar var. Ve bence yorumcuların da, yani daha doğrusu izleyicilerin de bir tık bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugün o yayıncı yasaklanır, bu yayıncı gider. Orası patlar, burası patlar. Sonunda ne olacak abi? YouTube'da gider. Bak şu an ben bu videoyu YouTube'da yayınlıyorum. Hatta YouTube bundan yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 10 sene önce falan bir kere daha yasaklanmıştı. Bir iki ay kapalı falan da kaldı yani YouTube. YouTube'a da yasak geldi biliyorsun. Bir sürü şey oldu işte.
Türkiye ofisi açılmalı, işte Türkiye'ye kendini tanıtmalı gibisinden bayağı bir olaylar oldu. Ondan sonra işte Türkiye ofisi kuruldu falan filan, çözüldü yani bu işler. Şimdi kumar konusunda kesinlikle bu yasağa karşı değilim. Zamanlaması biraz manidar geldi bana. Yani bir anda böyle Twitch'in içinden herhalde böyle bir söylentiler var, böyle çok da doğruluğunu bilmiyorum. Twitter'da böyle bir olay patlıyor. Ondan sonra Kick'i şikayet ediyorlar. Kick yasaklanıyor. 2-3 gün sonra da Twitch yasaklanıyor falan. Onlar da böyle gülücük atıyorlar falan böyle. İkisi birbirine girmiş. Şekil şukul hareketler. Bence Twitch de Kick de açılacaktır. Yani bu düzenlemelere uyduğu sürece bence açılacaktır. Eğer kumar yüzünden yasaklanmışsa okeyim abi ben ona. Hiç o konuda hiçbir sıkıntı yok. Özellikle böyle ağzından salyalar aka aka insanların bazı yayıncılara, bazı insanlara işte oh işini kaybetti falan, süper oldu falan demesi de ayrı bir ironik geliyor bana. Yani değişik bir şey. Böyle takım tutar gibi şey yapıyorsunuz. Aslında şöyle bir şey var. Yani düşündüğüm zaman evet özgürlük olmalı. Yani onun da bir sınırı var tabii ki. Yani özgür olacağız diye de her boku yememek lazım. Başka insanların hayatlarına dokunuyorsa bu özgürlük kesinlikle o bir özgürlük değil. Ama neden bu daha önce olmadı onu da merak etmiyor değilim. Sadece sırası geldi demek ki. Bunun olması gerekiyordu ve bugüne kısmetmiş. İkisi birbiriyle kavga edince bir anda olay patladı. Böyle bir şey oldu. Dediğim gibi yani benim için Twitch'in olup olmaması çok da önemli değil. Ama bu benlik bir mevzu da değil bence. Hani genel toplumu ilgilendiren bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işlerin belki de biraz hızlı çözülmesi lazım artık ya. Ya da kendi aralarında böyle hızlı bir şekilde çözüp hemen çözüme ulaştırıp işte bu yasaklar falan gelmeden direkt olayı tatlıya bağlamaları lazım. Şirketlerin de artık tutumunu çok bilmiyorum, arka planda ne konuşuyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, nasıl gidiyor. O konuda da bilgim yok şimdi, ne diyeyim. Yani adam yok kardeşim biz yanaşmıyoruz, uzlaşmıyoruz falan diyorsa, böyle bir şey yapıyorsa ve bu yasaklar da bu yüzden geliyorsa ona bir şey diyemem. Ama değişik şeyler ya. Benim en çok komiğime giden de böyle Twitch ile Kick'in böyle Twitter'da birbirine işte gülücük atmaları, bir şey yapmaları. İşte sen böyle yaptın, sen bak şunu yapıyorsun, senin banlanman, yasaklanman lazım falan diye böyle şikayet mükayet ediliyormuş. Bilmiyorum, ben de duyduğumu söylüyorum. Eğer böyle bir şey varsa gerçekten çok komik ya. Daha önce birkaç kere de duyduğuma göre Twitch'in de çok fazla Türkiye'yi umursamadığını söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hani genelde böyle buradaki yaptırımlara, buradaki kazançlara çok bel bağlamadıklarını söylüyorlar ama ben ona inanmıyorum ya. Hani koskoca bir ülke ve ülkemizde ciddi anlamda Twitch kullanıcısı var, Twitch yayıncısı var. İşte abone oluyorlar, ne bileyim. İşte Prime alıyorlar, onu alıyorlar, bunu alıyorlar. Bir sürü etkinliğini kullanıyorlar. Yayıncılar vergilerini veriyor. Bunu bir iş olarak yapıyorlar. Artık günümüzde bu bir iş arkadaşlar, yayıncılık. Yani öyle yayın açayım, işte paraları kazanayım, vergi vermeyeyim diye bir dalga yok. Yani öyle bir dalga yok. O eskidendi. Onların hepsini de zaten topladılar. Yani bu iş bir iş olarak artık yapılıyor. Yani artık bir şirketsin sen. Hepimiz için öyle yani. Bir şirket kuruyorsun ve bu şirket üzerinden vergini veriyorsun. Bu kazancın bir de vergisi var yani. İşsiz kaldık lan şimdi. Twitch'te de yayın da açamıyoruz falan. Burada açarız ya. YouTube kaldı değil mi be? Kick zaten ben yani o platforma gitmemiştim. Twitch'teydim. O da çok arada yayın açıyorduk. Öyle çok fazla hani full non-stop bir yayıncı da değilim. YouTube'da açabilirim belki ya. Böyle bir kafamıza göre takılırız. Muhabbetimizi yaparız falan filan. Güzel olabilir. Oğlum güneş de var ya tam gözüme vuruyor şu an. Tam böyle akşam 5 çayı muhabbeti oldu bu. Güneş tam böyle yüzüme vuruyor. Güzel ya, bugün hava var ya bayağı sıcaktı ya. Ey Twitch efendi. Beni banladın. Beni haksız yere banladın. Şimdi senden intikam alıyorum. Yok ya. Abi insanların birazcık da olsa böyle kafasını dağıttı, güzelce eğlendi. İki makara goy goy yaptı. Platformlar bunlar ya. Onlar da gittim mi? Ne yapacağız bilmiyorum. İş arayalım. İş portacı olalım. Ben Bağcılar'da çorap satmaya başlayabilirim mesela şu an. İşsiz kaldılar falan. O Twitter'daki muhabbetler çok komik. İşsiz kaldılar. Ulan bu yayıncı var ya. Bak ben bunu hiç sevmiyordum. Oh amına koyayım. İyi oldu sana falan. Ya abi sana da oluyor. Bak o yayıncıyı sevmiyorsun ama B yayıncısını izliyorsun. Sana da oluyor kardeşim. Olan sana da oluyor yani. Bilmiyorum, değişik şeyler. Neyse kendinize iyi bakın. Bu da böyle bir muhabbetti. Sizle muhabbet edeyim dedim. Düşüncelerimi söyledim. Öyle.
Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.